Merhaba, ben Nesrin Eroğlu. Bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Sadece 6 gün süren Türkiye seyahatim sona erdi ve Zürih'e geri dönüyorum. Bu sebeple de Türkiye'den yurt dışına çıkarken neler yapmanız gerektiğini bu videoda anlatmak istedim. Sabiha Gökçen Havalimanı'na girer girmez gördüğünüz gibi böyle güvenlikten geçiyorsunuz. Güvenliklerden çıkar çıkmaz tam karşınızda büyük ekranlar göreceksiniz. Uçuşunuzdan en az 2 saat önce havalimanında olmanız gerekmekte. En az diyorum, buna dikkat edin. Ki ben bugün yaklaşık 3 saat önce geldim. İyi yapmışım çünkü oldukça kalabalık bugün. Bu görmüş olduğunuz ekranlarda uçuşunuzu bularak hangi kontuardan işlem yapacağınızı bulmanız gerekiyor. 12.55 Zürih uçağına bakıyoruz. E, F, G kontuarlarından işlem almaya başlamışlar. Hemen oraya gidelim. Hemen yan taraf E kontuarı zaten, yani burası. Oo. Sıra çok. Benim gibi yalnızca kabin bagajınız varsa o zaman işiniz daha kolay. Sadece buradaki elektronik panolardan işlem yaparak uçağınıza gidebilirsiniz. Ama eğer fazla yükünüz varsa o zaman bu sırayı beklemek zorundasınız. Bu kolay geçişi kullanmak için mailinize ya da telefon numaranıza bir barkod geliyor. O barkodu hemen altta bulunan ekrana okuttuğunuzda otomatik olarak size biniş kartınız geliyor. İşlemim yalnızca 2 dakika sürdü. Şimdi devam edelim. 501 numaralı kapıdan biniş yapacağım. O yüzden gümrükten geçtikten sonra 501 no'lu kapıya doğru yürüyeceğiz. Gideceğiniz ülkede oturum hakkınız yoksa, yeşil pasaportunuz olsa dahi yurt dışı çıkış harç pulu almak zorundasınız. Bunun için her yere konan bu otomatları kullanabilirsiniz. Kaç para olmuş merak ettim. Bir tane diyelim. 150 TL olmuş arkadaşlar. Bir tane harç pulu. Çok fazla bagajınız varsa yine bu görmüş olduğunuz otomatlardan işlem yapabilirsiniz. O zaman bu sırayı en azından çok fazla beklemenize gerek kalmaz. Bagaj işleminizi yaptığınız için sadece check-in yapılanlar için açılan kontuardan sadece bagajınızı verip hızla uçağınıza doğru ilerleyebilirsiniz. Benim işim bitti. Burada çok dolaşmayacağım. Bu kısımda zaten çok fazla yapmanız gereken bir şey yok. Şimdi pasaport bölümü için yeniden sıraya girmemiz gerekiyor. Pasaport kontrol bölümüne doğru ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi burası da çok kalabalık. Oo, bayağı yoğunluk var bugün. Mesela burada ekspres bagaj diye yazan bölümler, büyük valizlerini dahi gördüğünüz gibi bu otomatlarda check-in işlemini yaptıktan sonra sıra beklemeden direkt verip uçağınıza devam edebileceğiniz bölümler. Buradan yine pasaportun ilk ekranını okutarak otomatik olarak geçiş yapacağız. Böyle bir şeye neden şu an gerek duyuldu? Buna dair hiçbir fikrim yok. Daha önceki geçişimde de oldu çünkü. Parmak okutuyoruz tekrar. Maskem yok canım. Şimdi çıkabiliriz. Sanmayın ki bitti. Burada tekrar güvenlik kontrolünden geçiyoruz. Şaka gibi. Bantın sonunda bu görmüş olduğunuz masa bölümü sizin üstünüzü giymeniz, eşyalarınızı almanız içindir. Hemen şu yan taraflarda giymeyin lütfen. Müthiş sıra oluyor. İnsanların beklemesinin sebebi o. Kenarda almayın, olur mu? Bagajınızı burada alın. İşimiz bitti. Bundan sonrası artık sadece ekranlardan uçağın kapısını takip edip o kapıya gitmek olacak. Ama öncesinde tabii ki duty free alışverişi, yani vergisiz alışveriş bölümü. Hemen fiyatlara bakalım. Yeni rakıda indirim var. 1 litresi 25 euro.
Yeni rakı yine 21 Euro'dan 19 Euro'ya düşmüş. Şarap, viski, aklınıza gelebilecek her şeyi burada bulmanız ve almanız mümkün. Vergisiz alışveriş yani duty free bölümü için şunu söyleyebilirim. Daha önce hazırlamış olduğum videoda çok fazla soru aldım bu konuda. Nesrin Hanım, biz havaalanına gidip o bölüme geçip alışverişi yapabiliyor muyuz diye çok saran oldu. Hayır arkadaşlar, yapamıyorsunuz. Videonun başında da izlediğiniz gibi pasaportunuz, vizeniz ve uçak biletiniz olmak zorunda. Ancak o zaman bu bölüme geçebiliyorsunuz. Geçen gelişimde Martini Rosso'yu 10 Euro'ya almıştım. Şimdi 9.50. İyiymiş. Prosecco, bunun fiyatı aynı, 14 Euro. 1 litre Jager 19 Euro, 3 tane de şat bardağı var. Meyveli Amarula likörlerinde indirim var, 20 Euro. Parfümlerde de indirimler var. Özellikle böyle indirimli ürünler güzel oluyor. Cacharel'in parfümü 45 Euro'dan 19.95 Euro'ya düşmüş. Tester'ı da vardı. Böyle çiçeksi hafif yazlık bir koku işte. Bundan bir tane alayım. Kilian da çok güzel bir kokudur ama beni asıl cezbeden, viski kadehinden esinlenerek tasarladıkları bu muhteşem parfüm şişeleri. Paketlemeler nefis. Bunlar da fiyatları. 192 Euro. Lancome krem %25 inmiş. 19.95 Euro. Bu bölümde ise hem kadın hem de erkek parfümleri indirimdeymiş. Bu reyondan ne alırsanız 19 Euro. Mesela Zürih'te MAC'in bu klasik rujları 35 franga satılırken havaalanında 23.50 euro. Sigaralar ise markaya göre farklılık göstermekte. Mesela bir karton Winston 36.50 euro. Bir kartonu bu. Ancak almadan önce hangi ülkeye gideceğinizi görevlilere söylemeniz lazım. Mesela Türkiye'ye girerken 3 karton sigara alma hakkı verirken İsviçre 2 kartona izin veriyor. O yüzden sayıya göre almalısınız. Kafanıza göre alamıyorsunuz yani. 1 karton Marlboro 40 euro. Karpuz aromalı Marlboro'nun 1 kartonu 42 euro. Alışveriş bölümündeki işim bitti. Oradan çıkar çıkmaz hemen karşıda bulunan ekrandan uçağı tekrar kontrol ediyorum. 501B kapısından 12.55 Zürih uçağına gidelim. 501 nolu kapı bu taraftaymış. Bundan sonrası sadece tabelalarda uçuş kapınızı takip etmek olacak. Duty Free'nin tam karşısında içeride DNR mağazası gördüm. Benim her insanın hayatının 10 yıllık dönemlerinde tekrar tekrar okuması gerektiğini düşündüğüm bir kitap vardı. O kitabı bir arkadaşıma hediye olarak almak istedim DNR'dan. 8 euroydu. Sonra oradaki görevli TL olarak düşünürseniz 250 TL civarı yapıyor dedi. Bir durdum, internetten fiyatına baktım. İnternet satış fiyatı yurt içinde 115 TL. Yani Türk lirası olarak düşünürseniz eğer aslında duty free pek de uygun değil. Ancak döviz bazlı kazanıyorsanız fiyatlar oldukça makul. Kitabı almadım tabii ki. Bir sonraki Türkiye seyahatimde Türkiye'den alacağım. 501B kapısı için aşağıya iniyoruz. Ben bu bölüme ilk kez geliyorum. Bir kez daha aşağı iniyoruz. Merdivenin hemen dibindeymiş 501B. İlla üst kattaki o büyük Duty Free'den alışveriş yapmak zorunda değilsiniz. Böyle küçük küçük alanlar da var ama buralar küçük bir market niteliğinde, çok çeşit bulamazsınız. Tam karşıya gelen sarı otobüse binerek uçağın kapısına kadar o otobüste gideceğiz. Bu videoyu izleme ihtiyacı hissettiğinize göre demek ki yurt dışına ilk kez çıkacaksınız. Ve muhtemelen bu konu hakkında aklınızda pek çok soru işareti var. Sizden merak ettiklerinizi ya da aklınıza takılan soruları videonun altındaki yorum kısmına yazmanızı rica ediyorum.
Emin olun, her bir soruya tek tek cevap yazmaya çalışıyorum. Ayrıca bana Nesroloji Instagram hesabımdan da ulaşabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın, olur mu? Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.